Üretim Bandı Tekniğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Merhabalar, Üretim Bandı Tekniğin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt, bu bölümde de sizlerle beraberim. Bu bölümkü konuğum da Aybüke Arpacı. Aybüke hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın, nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkürler. Biraz yoğun geçiyor. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yani biraz nezle gibiyim. Sesim de o yüzden biraz daha böyle buğulu olabilir. Özür dilerim şimdiden. Burnum biraz tıkalı çünkü. Salgın varmış. Onun dışında ben de evet yoğunum. Herhalde yıl sonu oldu mudur bilmiyorum ama bizde de bir hafif bir yoğunluk var. Ama keyifliyiz, güzeliz. Bugün de buradayız, seninle konuşacağız. Ama önce biraz seni bir dinlemek isterim. Hani kimsin, neler yapıyorsun? Biraz bahseder misin bize? Ben programlamayla lise döneminde tanıştım. Teknik lisede okudum. Liseden itibaren kod yazmayı, kod geliştirmeyi, bunun üzerine düşünmeyi çok seviyorum. Lisede programlamayla tanıştım, çok sevdim. Üniversitede de bunu tamamlamak istedim ve bilgisayar mühendisliğini tercih ettim. 2018'de de Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezun olalı 4 yıl oldu ama bu 4 yılın 2 yılı kod geliştirici olarak çalıştım. Daha sonra beğenmedim, analist olarak çalıştım. Şimdi tekrar kod geliştiriciliğe geri döndüm. Şu anda Angular ve .NET yazıyorum. Full stack developer olarak çalışıyorum. Süpersin. Böyle bir gitmeler gelmeler yaşanmış anladığım kadarıyla. O noktada aslında çok enteresan bir şey var. Yani önce kod yazmayı seviyorsun, kod yazıyorsun, sonra onu bırakıyorsun. Sonra bakıyorsun bir daha geri dönüyorsun. Bu nasıl bir süreçti? Orada neler yaşadın? Ben liseye başladığımda meslek lisesine başlamış olmak beni çok üzüyordu. Çünkü biliyoruz ki meslek lisesi öğrenci profili biraz daha düşük bir öğrenci profili. Bu yüzden çok mutlu değildim. Ama benim lisemde kızların gidebileceği en düzgün bölüm bilgisayardı ve ben de bilgisayarı seçtim. Hasbelkader programlamayla orada tanışmış oldum. Bölüme başladıktan sonra programlama, algoritma geliştirme, bunun üzerine düşünme, çözümler üretme benim çok hoşuma gitti. Bu tıpkı böyle bisiklet sürerken aldığım keyifle eşdeğer olmaya başladı. Ardından üniversiteye başladığımda ben zaten kod yazmayı bildiğim için bölüm dersleri benim için diğer arkadaşlara göre biraz daha kolaydı. Benim bütün enerjimi derslere vermem gerekmediği için bana hem zaman olarak hem enerji olarak bayağı bir pay kalıyordu. Ben de bu kalan zamanımı kulüp faaliyetlerinde değerlendirdim. Hatta biraz abarttım, artık dersler dışındaki kalan vaktimin neredeyse tamamını sosyal sorumluluk projeleri, kulüp faaliyetleri vesaire o tarz şeylerle geçirdim. Çok yoğun bir üniversite hayatım oldu. Bunun ardından iş hayatına çok beklemeden hemen atıldım mezun olduğumda. Şimdi tahmin edersiniz ki çok yoğun bir hayattan çok hareketsiz bir yaşama geçmek her insanı zorlayacaktır. Ben de haliyle çok zorlandım. Benim üniversite sondayken bir günüm, işte sabah kalkıyorum, evden çıkıyorum, bir okula gidiyorum, öğrencilere programlama anlatıyorum. Oradan çıkıyorum, kendi derslerime giriyorum, öğrenci oluyorum. Oradan çıkıyorum, kulüple ilgili görüşmeler yapıyorum. Derken bir gün içerisinde birden fazla şapkayı takıyordum aslında kafama. İş hayatına girdiğinde de yaptığım tek şey ofise gelmek, bilgisayar açmak, masaya oturmak ve akşama kadar orada kalmak. Ve yaptığım tek iş de sadece problem çözmekti. Tamam, ben kod yazmayı seviyorum, bunun üzerine düşünmeyi de seviyorum. Bir problemle karşılaştığımda çözüm üretmeyi de çok seviyorum. Ama bu çok fazla geldi bana. O üniversite dönemlerindeki o hareketli yaşamı çok özledim, çok aradım. Bir gün içerisinde tek bir role bürünmek değil de birden fazla role bürünmeyi de çok özledim. Böyle olunca iş hayatı bir mutsuz etmeye başladı beni. Yaptığım işten keyif almamaya başladım. Bir de o dönemler kodlama benim ta liseden beri zaten yapabildiğim bir şey gibi geliyordu bana. Senior developerları da şey olarak düşünüyordum kafamda. İşte ne kadar çok kütüphane bilirlerse o kadar rahat kod yazarlar. İşte senior olmayı çok fazla kütüphane öğrenmek gibi düşünüyordum. O da benim hiç ilgimi çekmiyordu. Genellikle mutsuz olduğumuz durumlarda hep daha iyisini düşünüp kendimizi öyle motive ederiz. Benim öyle bir motivasyon kaynağım da kalmıyordu haliyle. Çok mutsuz olmaya başlamıştım. Bu benim bütün hayatımı kaplamıştı, bu mutsuzluk. O dönemki şirketimde çalıştığım yöneticilerimle bu durumu paylaştım. Onlarla birlikte oturduk, neler yapabiliriz, benim bu sıkılganlığım, bu mutsuzluğumu nasıl geçirebiliriz diye çok kafa yorduk.
Ama bir çözüm bulamadık. En sonunda ben artık dayanamıyorum dedim. Hatta mesleği bırakma noktasına gelerek işimden istifa ettim. Ardından böyle bir 8 ay kadar işsizlik sürecim oldu. Orada oyuncak atölyelerinde boyama falan yaptım. Böyle çok kolda alakası olmayan değişik değişik şeyleri tecrübe ettim. Benim için çok güzel bir süreçti. Ama sonrasında hayatımıza pandemi girdi. Benim bütün gelir kaynaklarım pandemiyle birlikte kurudu. Öyle olunca tekrar iş hayatına girmem gerekti. Bu sefer sadece kod geliştirici olarak değil de farklı rolleri bürünebileceğim ve sektörde yer edinebileceğim şeyleri aramaya başladım. Böylelikle de bir yazılım firmasında hem kod geliştirici olarak hem de analist olarak çalışmaya başladım. Yani koddan analize geçmiş oldum aslında. Burada tam istediğim gibiydi. Müşteri görüşmelerine katılıyorum. Projenin bütün gereksinimlerini ben çıkartıyorum, tasarımlarını yapıyorum. Proje koordinasyonluğunu da yapıyorum. İşte backendçi ne yapacak, frontendçi ne yapacak onlara karar veriyorum. Eğer vaktim kalırsa oturup kod da yazıyorum. Böyle farklı farklı rolleri edindiğim bir işim olmuştu. Peki o işi neden bıraktım? O da şöyle oldu. Ben 10 ay kadar çalıştıktan sonra Trendyol'un bir bootcamp'ine kabul aldım backend üzerine. Biliyorsunuz ki Türkiye'deki en iyi firmalardan ve en iyi yazılım ekiplerinin bulunduğu firmalardan bir tanesi. Programın içeriğine baktım. Hep böyle merak ettiğim ama hiç de bakmadığım, hani bakmaya fırsatımın olmadığı konulardı. İlk bir iki eğitime katıldım. Eğitmenimiz de çok kaliteliydi. Yani programın tamamı çok kaliteliydi. Çok hoşuma gitti ve günün sonunda da Trendyol'da çalışma imkanı yakalayabileceğim bir kamptı. İş hayatıyla beraber götürecek olduğumda hafta içi çalışıyorum, hafta sonu kampa katılıyorum ve kampı tam yeterince değerlendiremiyordum. Bu beni rahatsız etmeye başladı ve bunu yöneticimle paylaştım. Ve böylelikle Trendyol Bootcamp'e daha fazla odaklanabilmek için işimden istifa ettim. Bootcamp süreci çok güzeldi benim için. Kesinlikle programlamaya olan bakış açımı çok değiştirdi. Bir sene önceki Aybüke gibi işte kütüphane öğrenmek olarak değil de aslında gerçekten güzel kod yazmak, clean kod yazmak, temiz kod yazmak gibi şeylerle tanıştım. Öyle olunca benim koda olan bütün bakış açım değişti ve böyle bir sevgi duymaya başladım tekrardan koda karşı. Böyle bir şeyi ateşlemiş oldu aslında Trendyol Bootcamp. Ama yine de şunun sancılarını yaşıyordum ben. Önceki iş tecrübemde kod yazarak çalıştım ve çok mutsuz oldum. Trendyol'a girersem de yine kod yazacaktım. Acaba mutsuz olur muyum gibi şeyler yine kafamda vardı. En son final zamanında mülakat yapıyorduk. Orada bana şunu sormuşlardı. Sen şu anda ne yapmak istiyorsun diye sormuşlardı. Ben de işte çok iyi bir kod geliştirici olacağım diyememiştim o zaman. Çünkü psikolojim o şekildeydi. Ona cevap veremediğim için de bootcamp'ten elenmiş oldum. Trendyol'a giremedim. Tekrar bir işsizlik sürecim oldu. Bu işsizlik sürecinde de eğitim kampında öğrendiğim şeyleri daha çok hazmettim. Bunun yanında böyle dinlendiğim, gönlümce gezdiğim bir süreç de oldu. Derken bildiğiniz böyle bir yoğrulma sürecim oldu. Tam böyle kıvama geldim. Kıvama geldikten sonra da başka bir yazılım firmasında kod geliştirici olarak tekrar çalışmaya başladım. İşe ilk başladığımda çok böyle nefret ederek, zorsunarak yaptığım işi şu anda çok severek yapmaya başladım. Yani böyle bir süreç oldu. Yani orada seni aslında bootcamp kırdı gibi ben duyuyorum. Çünkü buraya not aldım, kendine söylemişsin bu senior olmak konusu. Öncesinde sen library'leri bilmek, kütüphaneleri bilmek diyordun. Neymiş, ne öğrendin diye soracaktım ki kendin zaten bir yerde söyledin aslında. Ve ondan sonra işte kod yazmaya bakış açınla beraber gelen farklı şapkaları takmak olarak ifade ettiğin şey aslında belki day to day bir analist ya da bir testçi ya da bir DevOps'çu gibi değil de yazılımcıların da aslında bu konulara biraz değinmesi gerektiğini ucundan da olsa fark ettiğin bir süreç olmuş gibi anlıyorum. Yani bootcamp sana aslında bayağı dokunmuş, yani kariyerinde bir kırılma yaşatmış değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Beni iş almadılar ama hayatımı değiştirdiler. Evet, yani şimdi ben de iki kere bootcamp verdim. İş havucu çok önemli oluyor. Yani bugün aynı bootcamp'i ucunda iş olmadan versem muhtemelen o kadar insan o bootcamp'e katılmayacaktır diye düşünüyorum. Yani benim kara kaşım kara gözüm diyeceğim ama gözüm ve kaşım da kara değil. Onun için katılmıyorlar. Bunda da kötü bir şey yok zaten. Yani ucunda tabii ki bir ödül olacak. Fakat tabii ki yani senin o soruya cevap verememen tamamen gene senin junior'lığına alakalı olmuş. Aslında bu teknik bir junior'lık değil. Zaten senior ya da staff ya da principal dediğimiz o title'lar teknikten çok aslında yanında bir deneyim, bir bilgi birikimi de getiriyor. Yani aslında senden beklenen daha farklı şeyler var ki en önemlisi aslında şirkete gelecek yeni yazılımcılara
onların liderlik edebilmek, onlara yardım edebilmek, onlara mentorluk yapabilmek noktasında oluyor. Ama bir de şey konusu var aslında, cümlenin başında söyledin. Bisiklet sürmek gibi dedim. Ben orayı biraz ilk önce şey anladım. Hani bisiklet sürmeyi unutmayız ya. Bu aslında bizim omuriliğimizde durur ve hani hiç sürmesek de yıllar sonra tekrar sürebiliriz. Ama ben programcılığı öyle görmüyorum. Ama sen onu demek istemedin galiba. Keyif almaktan bahsettin diye algıladım sonrasında cümlenin devamında. Ne demek istedin orada? Bir daha bir açıklayabilir misin? Bisiklet sürerken aslında bisikleti insanların büyük bir kısmı sürebiliyor. Ama yine de sanki böyle çok büyük bir iş başarıyormuş gibi insan keyif alabiliyor. Çünkü neticede iki tekerlekli bir cihaz vasıta. Ve dengeni kurman, işte yola bakman, direksiyona hakim olman gibi bir şeylere hakim olman gerekiyor. Ve bunları yapabildiğinde aslında küçük bir zahmetle bunları yapabiliyorsun ve sonunda çok güzel bir keyif alıyorsun. Bisiklet sürmek çok keyifli geliyor bana. Problem karşısında çözüm üretmem gerektiğinde bir algoritmanın akış diyagramlarını kafamda canlandırdığımda da aynı bisiklet sürerken aldığım keyfi alıyorum. Aslında bu şekilde benzetmek istedim. Ya evet, zevk meselesi aslında. Bu araba sürmekte de aynıdır. Çünkü orada debriyaj, fren, direksiyon, ayna, vites, bir ton şey var ve hani bazen elimizde telefon bakarak arabayı götürebiliyoruz bayağı, yani nasıl oluyor. Bir yerde kas hafızası da dönüyor ama yani keyif anlamında ben katılıyorum ama öbür kas anlamında çok fazla katılmıyorum programcılık konusuna. O biraz işi şey tembel tarafa götürüyor olabilir gibi geliyor bana. Bir de bir şey daha var burada benim dikkatimi çeken. Şimdi sen şeyden bahsettin, işte üniversitede çok fazla şey yapıyordun, çok fazla şapkan vardı. Ama iş hayatına girdiğinde bu kadar çok şapka, en başta zaten bir insan o kadar çok şapka taktıramazsın. Şapka takmayınca biraz aslında soğuduğunu söyledin. Şimdi burada iki sorum var. Bir tanesi şu, bunu önce sorayım. Şimdi bunları aslında hani biz böyle proaktif insanlar diyoruz ya, kendin de yapabilirdin. Birilerinden mi bekledin hani sana iş görev vermelerini? Neden kendin işin içine girip işte ne bileyim böyle eğitim, yani eğitimler vermek demeyeyim de yani kendin bir şeyler yapmaya çalışmadığında kaç taraftan bekledin? Aslında yine dışarıdan ben kendime öğrenciler bulup onlara eğitimler verebilirdim. Yine aktif olabilirdim. Ama burada şöyle bir problemim vardı. Aslında çok basit bir problem. Belki gülersiniz bunu duyduğunuz zaman. Benim evim iş yerine çok uzaktı. Ve benim işe gidebilmek için birincisi çok erken kalkmam gerekiyordu. Akşam işten çıkıp eve döndüğümde de çok geç saatte evde oluyordum. Dolayısıyla zaten eve geldiğimde çok yorgun oluyordum. Hiçbir şey yapmaya vakit kalmıyordu. Hatta ertesi sabah düzgün uyanabileyim diye de akşamda erken yatmam gerekiyordu. Yani baktığımızda aslında kendimi sadece çalışmak için yaşıyormuş gibi hissediyordum. Ekstra herhangi bir şeye enerjim kalmıyordu. Zaten mutsuzdum, yaptığım iş beni mutsuz ediyordu. Yol çok fazla yoruyordu. Öyle olunca benim kendime sorumluluk yükleme konusunda ekstra bir şey için hiç enerjim kalmıyordu. Öyle olunca yapabildiğim tek şey masa başına geçmek ve çalışmaktı, kod yazmaktı. Anladım. Tabii bütün bunların hepsi şu an remote'a döndüğümüz için birçok firma aslında bu bahanede puf diye uçmuş oldu ki biz de seninle şu an zaten bu bağla uzaktan şeyi gerçekleştiriyoruz. Birbirimize çok uzağız aslında. Fakat burada şöyle bir nokta var. İnsanların gözden kaçırdığı ve benim de çok dikkat ettiğim content switch zor bir iş. Sen bu content switch meselesinde herhalde bir zorlukla karşılaşmıyorsun ki bu şekilde yapmayı seviyorsun. Ya da karşılaşıyor musun bilmiyorum. Ne düşünüyorsun bu konuda? Üniversite döneminde gerçekten çok fazla konuyu hayatıma dahil edebiliyordum. Çalışmaya başladıktan sonra bunu aradım. İkinci şirketimde şöyle bir durum oldu. Şimdi ben analiz de yapıyorum, kodda geliştiriyorum. Bu çok güzeldi. Ama işler şuna dönmeye başladı. Benim aynı anda baktığım, sorumluluğunun yürüttüğüm proje sayısı 3'e çıktı ve bunlar basit projeler değil, bayağı büyük projelerdi. Öyle olunca benim gün içerisinde projeler arasında ani geçişler yapmam gerekiyordu ve tam bir konuya odaklanırken bir anda onu bırak, bu çok acil, buna geçmelisin deyip başka bir konuya geçmem gerekiyordu. Ve bu çok yorucu bir süreç oldu benim için. Orada şeyi sorguladım. Yani bu kadar farklı role sahip olmak iyi bir şey mi aslında? Bir konuya odaklanabilmek güzel bir şey diye onları bir sorgulamaya falan başladım. Hatta oradaki işimden ayrılırken işler o kadar, bilgiler o kadar sadece bendeydi ki şeydim böyle, bazen arkadaşlara kızıyordum. Ya birazını siz bilseniz ne olur, hani her şeyi ben de çok bölünüyorum falan diye sistemler ediyordum. Artık işten ayrıldıktan sonra da şunu demeye başlamıştım. Projeyle ilgili müşteriyle olan görüşmeleri ya da verilecek bütün kararları bir kişi verse de benim önüme aybuki şu kod yazılacak dese onu verse ben de onu yazsam diye dua etmeye başlamıştım. Şu anki çalıştığım firmada da
tam olarak onu buldum ve gerçekten çok mutlu etti beni. Aslında şöyle, benim ilk firmamla şu anki firmam proje türü olarak, ekip olarak birebir aynı neredeyse. Birinde çok mutsuzum, birinde çok mutlu bir şekilde çalışıyorum. Burada değişen tek şey benim düşüncelerim oldu. Bu iş hayatının içinde olmak hem benim o hareketli yanımı biraz daha söndürdü. Masa başında uzun saatler oturabilmeyi öğretti hayat bana. O yüzden tek bir işe odaklanmak, tek bir konuyu iyi şekilde yapmak gibi şeyler daha önemli olmaya başladı benim için. Son zamanlarda farklı modüllerin sorumluluklarını da almaya başladım. Şu anda farklı şapkalar takayım diyen Aybüke değil de ya şu işi ben bir bitireyim ondan sonra diğerine bakayım diyen bir Aybüke olmaya başladım aslında. Evet, bu farklı şapka meselesi çok tatlı görünse de ve hani böyle cümle olarak da kelime grubu olarak da farklı şapka çok güzel dursa da gerçek hayatta şimdi sen kulüpte profesyonel bir şey yapmasına ya yapmıyordun demek istemiyorum ama burada bir müşteri, para, zaman ilişkisi var senin işinde aslında baktığında. Üniversitedeki yaptığın işe çok benzemiyor yani orası başka bir er meydanı olduğu için aynı yoğunluğu kaldıramaman çok normal. Bunu da öğrenmişsin zaten. Şu anda zaten belli bir noktaya gelmişsin. Ama şimdi burada dinleyenlere ben hiç tavsiye etmiyorum. Masa başı oturmak değil, biraz da hareket etmek gerekiyor. Bunu unutmayalım yani. Hani en azından buna sağlığımıza dikkat etmemiz lazım tabii ki. Şimdi sen fakat... Şimdi bunları anlatırken ben Aybüke ile nasıl tanıştım? Ben Aybüke'nin eskaza bir yerde YouTube'da bir ekipte yazılım geliştirme kültürü oluşturma başlıklı sunumunu gördüm. DevNote'da yapmıştın galiba. Yanılıyorsam düzeltebilirsin. Ve ben bu kültür meselesine de biraz önem verdiğim için ve burada podcastlerde de birçok teknoloji firmasının aslında yazılım kültürünü konuştuğumuz için dinledim. Dinlediğimde hoşuma gitti. Çünkü sonra Aybüke'yle tanıştık ve Aybüke'yi aslında ben daha deneyimli bir yazılımcı beklerken o kadar şey anlatınca beklediğimden daha az deneyimi olan ama konuştuk hani büyümüş de küçülmüş derler ya öyle biri çıktı ve bu daha da hoşuma gitti. Oradaki serüvenini aslında anlatmak istedim ve buraya kadar geldik. Şimdi zaten hani Aybüke'nin de anlattığı şeyler aslında buraya sunumun linkini de koyarız. YouTube'da var. Çok da uzun bir şey değil. 30 dakika zaten ve bu da Aybüke o eğlenceli anlatımı ile anlatıyor. Tavsiye ederim. Burada da söylüyor zaten. Yani bu bölümü önce de dinleyebilirsiniz, sonra da dinleyebilirsiniz durdurup. Aslında bahsettiği buradaki fark ettim dediği, işte yanlışları gördüm, doğruları gördüm dediği şeyleri sunumuna da koymuş. Şimdi ben de aydı. Ben de ilk defa burada duyuyorum çünkü o cevapları. Şimdi halbuki ben biraz sunumdan bahsetmek istiyorum. Birincisi şu soruyu sormak istiyorum. Neden böyle bir sunum yapmak istedin? Ben üniversitede kulüp faaliyetlerine katıldığımda aslında üniversitenin başında çok sessiz bir insandım. Hatta bazı insanlar beni dilsiz zannedecek kadar sessiz bir insandım. Biraz konuşmam açılsın diye ben kulüp faaliyetlerine katıldım. Aslında katılma amaçlarımdan bir tanesi de oydu. Çünkü bir kulüp faaliyetinde yer aldığımızda istesek de istemesek de bir sorumluluk alıyoruz ve insanlarla konuşmamız gerekiyor. Öyle olunca da bu bizim hitabetimizi besliyor. Orada bu zehri aldım ve ondan beri İnsanlara bir şeyler anlatmayı, insanlarla bir şeyler paylaşmayı seviyorum. DevNote, neden DevNote? Şöyle, bu iş aradığım, işte kodlamadan uzaklaşmak istediğim, şapka değiştirmek istediğim sancılı süreçlerde Uğur Umutoğlu'yla tanışma fırsatı buldum. O dönem herkes olduğu gibi ona da ağlamalarımı yaptım. İşte kod yazmayı artık sevmiyorum, ne yapacağım falan derken böyle bir tanışıklığımız oldu. Ardından bazı konularda beraber çalışmaya başladık. Sonrasında ben DevNote topluluğunun, onun kurmuş olduğu bir topluluk olduğunu görünce ve üniversite dönemindeki de o kulüp faaliyetlerini özlediğimi fark edince kendisiyle iletişime geçtim. DevNote'un o dönemlerde yeni bir summit yapacağını gördüm. LinkedIn'den bir yayın paylaşmıştı konuşmacı çağrısı olarak. Ben de yapabilir miyim acaba diye bir düşündüm falan. Sonra Uğur abiye yazdım. O da her zamanki gibi çok destekledi beni. Ben mevcut konulardan bir tanesine çalışıp anlatabilirim diye düşünmüştüm aslında. Çünkü o zaman 10 ay kadar güzel bir süre vardı önümüzde. Yani 10 ayda da bilmediğim bir konu olsa bile çalışıp anlatırım gibi geliyordu bana. Uğur abi de buradaki konulardan değil de senin böyle daha çok tecrübe ettiğin bir konudan anlatım yaparsan daha iyi olur dedi. O dönemlerde de yazılım geliştirme kültürü, işte görevlerin dağılımı, proje süreçlerinin yönetilememesi gibi konular çok benim dilimde olan konulardı. Öyle olunca da böyle bir konuda böyle bir sunum çıktı ortaya. Eline sağlık. Gerçekten çok güzel hazırlanmışsın. Grafiklerle anlatıyorsun. Tane tane anlatıyorsun. Ve hani kendi deneyimlerinden de bağlayarak ve de yani bunların
çok da böyle genel geçer kurallar olmadığını, takımlara göre değişebileceğinden bahsediyorsun. Yani bunu yapmalısınız gibi değil de yaparsanız iyi olur. Ben böyle gördüm ama farklı yöntemler de olabilir diyorsun. Şimdi ben normalde senle daha önce konuştuğumuzda bunu izleyeceğim ve daha doğrusu izleyeceğim değil de ikinci defa izleyip sorular çıkaracağım ve seninle paylaşacağım dedim. Bunu yapmadım. Bugün yayından önce bir kez daha izleyip kendime göre sorular çıkarttım. Şimdi sen ilk defa duyacaksın bu soruları ama bunların hepsine güzellikle cevaplar verebileceğini, bize aydınlatabileceğini düşünüyoruz. Şimdi benim ilk başta girişte ilgimi çeken bir şey oldu. Orada bir cümle kullanıyorsun ki aslında bu benim ilgimi şundan çekti. Biz seninle daha önce tanıştığımızda konuştuk. Sen zaten oyuncak boyama falan dedin. Senin biraz sanatsal yönün de var. Hobilerin arasında sanat var. İstersen bundan da bahsedebilirsin. Çünkü yazılım geliştirmeyi bir sanata benzetmişsin aslında. Yani onu niye ona benzetiyorsun soracağım. Bir de hani nelerle ilgileniyorsun bu sanatsal anlamda? Biraz onlardan bahsetmeni isteyeceğim. Sen böyle sorunca aklıma geldi. Benim o kod yazmaktan çok mutsuz olduğum dönemlerde aklımda hep şey vardı. Ben el becerilerimi kullanmayı çok seven bir insanım. Resim olsun, porselen olsun, seramik olsun, dikiş nakış olsun. Bir insanın eliyle yapabileceği şeyleri görüp birinden eğitim almadan kendi aklımda planını çıkartıp ortaya çıkartabilen bir insanım. Şimdi böyle olunca zaten işimden çok mutsuzum. Sadece kafamı çalıştırarak yaptığım bir iş beni çok mutsuz ediyor. Baktım böyle el becerileriyle, el işçiliğiyle yaptığım şeyler çok mutlu ediyor beni. Hep içimden şey vardı. Ben kodlamayı, mühendisliği bırakıp sanatçı olmak istiyorum. Sanata yönelmek istiyorum. El becerilerimle yaptığım bir iş edinmek istiyorum gibi şeyler vardı. Böyle bir mücadele vardı içimde. Kodlamadan da sanat olarak bahsetme sebebim de şu. Kodlamayı yapmayı en çok istememe sebeplerimden biri sanattan çok uzak olmasıydı. Çünkü ben içimde sanatsal bir yönümün olduğunu düşünüyordum. O bahsettiğim bootcamp'te de bana aslında kodlamanın sanatsal bir yönü olabileceğini gösterdiler. Yani gerçekten sadece çalışan bir kod yazmak değil de gerçekten şöyle güzel bir kod yazmak böyle bakınca sanki bir tabloymuş gibi gelmeye başladı. O yüzden sanatsal bir yönü olduğunu düşünmeye başladım. Çok haklısın biliyor musun? Yani ben mesela seninle ilk tanıştığımızda sen işte bu el işleriyle alakalı aynen bu cümleleri de bana kurduğunda ben böyle senin hani direkt şeye sormuştum, marangozlukla uğraşıyor musun diye hatırlıyorsan, sen de yok marangozluk yok hani ya da fırsatım olmadı ya da onun için atölye gerekiyor gibi bir şey söylemiştin. Bu bizim mesleği çok marangozluğa benzetirler ya aslında, yani hani yazılım dilleri bizim alet çantamız, hani alet çantası denir işte kullandığımız kütüphaneler, kullandığımız frameworkler, diller falan çok aslında bir yerde uyuşuyor. Tabii bizde farklı disiplinler var, şimdi tasarımı var, işte arkada daha backend dediğimiz, frontend dediğimiz, ürün tasarım dediğimiz farklı farklı noktaları var ama ben de çok benzetirim. Yani el işi bir, yani soyut bir kavramdan bahsediyoruz ya aslında. Yani o aslında yok. Gerçekte yaptığımız bir şey yani. Hadi göster deseler hani neyi göstereceksin? Tabii ki telefonu, ekranı gösterirsin ama o bile soyut. Nerede hani gibi böyle. O yüzden daha da ilgimi çekiyor. Çünkü felsefik bir yöne de gidiyor o zaman gibi geliyor ama bu tabii hani şu an bu şeyin konusu değil. Peki burada o sunumda sanatsal yön dedin ya, ne yani hani sen nasıl tanımlarsın? Yani hani el işi diyorsun, işte boyama var, dikiş nakış dedin. Yazılımda ne var senin için bunu sanatsal yapan? Belirli bir işlevi yapan bir insan bir kod yazdığında, bir fonksiyon, metot, herhangi bir şey yazdığında genellikle istenilen nedir? Belirli girdileri alması ve belirli çıktıları vermesidir. Aslında beklenen budur. Ama burada ben çok uzun yıllar liseden beri çok böyle ilkel bir şekilde kod yazdığım için yani bir insan böyle sadece for, if, ne bileyim böyle basit komutları bilerek nasıl kod yazabiliyorsa ben o şekilde kod yazdığım için artık böyle bir koda baktığımda normalde ya bu benim çok kafamın içerisinde olan bir şey olduğu için hani aslında görseller canlanıyor benim kafamda. Sözele nasıl dökeceğimi tam bilemedim şu anda. Ben senin dediğini çok güzel anlayabiliyorum. İfel Serdeğin oradan verdin. İyi bir yani mesela mimarileri bildiğini düşünelim. Best practice'leri de bildiğini düşünelim. Çünkü bunlar o yüzden var aslında. Yani şu an konuşacağımız sebepten ötürü. Güzel bir mimariye oturulmuş, best practice'lerin kullanılmış bir kodu teslim alıp çalışmakla, onun üzerine bir şey geliştirmekle ya da onu refaktör etmekle, daha iyileştirmekle. Bir de böyle spagetti yazılmış, hemen hemen her yerden farklı farklı şeyler kullanılmaya çalışılmış
bir kodun üzerinde çalışmak aynı olmuyor. İşte hani aslında sen onu biraz söylemeye çalışıyorsun. Diğerinde daha farklı bir keyif veriyor. Bu şeye benziyor. İki tane apartman var. Birini şimdi karşımıza onları da alacağız. Sen teknik okulları karşımıza aldın. Ben daha da Laz müteahhitleri alayım. Hazır Karadeniz'deyim. Karadeniz'deyim. Bir onların yaptığı binalar var. Bir de bu işin kitabını, defterini okumuş. Burada pişmiş, yapmış, bozmuş. Yıllardır bunlarla uğraşan, daha farklı vizyonlarla bakıp bir şey ortaya çıkaran binalar var. Şimdi ikisi de bina. İkisinde de yaşıyoruz değil mi? Yaşayabiliriz yani. Problem değil. Ama şöyle bir baktığında ya da içerisindeki kullanım alanlarına baktığında yani benim gözüm böyle garip üçgen binalar gördü ya. Yani odalar üçgen şeklinde, yani bir böyle koltuk koyuyorsun, kullanım alanı olmuyor falan. Yani belki orada daha sürreal bir çalışma yapmak istemiş olabilir müteahhit, bilmiyorum ama hani günün sonunda aslında neler neler görüyoruz Türkiye'de yaşadığımız için. O da öyle yani. Koda şöyle bir bakıyorsun, ha tamam güzel, yani ya da içine girdiğin zaman. Aslında bunu anlatmaya çalıştığını düşünüyorum sana da biraz yardımcı olmak için. Umarım haklıyımdır. Artık şeye bağlayacaktım, sen yardımcı olmasaydın. Anlatılmaz yaşamlara bağlayacaktım. Oradan döndüm. Ya bazen böyle bir satır görüyorum ve aslında o bir satır o kadar güzel konmuş oluyor ki oraya. Ya diyorum bunu yapan da insan, ben de insanım falan diyorum, artık ona dönüyorum. Yani öyle güzel kod yazmak önemli. Evet, burada ama şöyle bir durum var. Yıllar sonra bir şeyi fark ediyorsun. Biz de başta çok gömdük. Bizi de gömmüşlerdir. Ama buradan hani böyle bir kamu spotu gibi söylemiş olayım mı bilmiyorum da. Yani o insanın o kodu ne koşullar altında, ne bilgi birikimiyle yazdığını bilmiyoruz. Aynı şekilde kendimizi de bilmediğimiz gibi. O yüzden bence ona çok yargılamaktansa yani o koda bakmak gerekiyor. Kişiye değil aslında. Yani o kod bir şekilde yazılmış. Sen bunu daha iyi nasıl yapabilirsin? Bitti. Yani orada o tarafta kötülemek, önceki yazılımcı muhabbetine girmek tabii ki çok keyifli. Fakat bu işin gırgırında bırakıp hayata devam etmek gerekiyor bir noktada bence. Yani işi böyle bir kılıç kalkana çekmemek lazım. Şimdi o zaman asıl soruma geleyim ki bu çok genel bir soru aslında ama hani hep böyle yazılım geliştirme kültürü, yazılım geliştirme kültürü diyoruz dedik bir 15-20 dakikadır. Bu ne oluyor yazılım geliştirme kültürü sence? Bir kez daha bize söyler misin? Yazılım geliştirme kültürü aslında çok soyut bir kavram. Yani bunu direkt şudur diye tanımlamaktansa alt dallara bölüp tanımlamak daha kolay oluyor. İşte yazılım geliştirme kültürünü şöyle anlatacak olursam, bir ekibin nasıl oluşturulacağı, proje sürecine nasıl dahil edileceği, ekip içi iletişimin veya ekibin müşteriyle olan iletişimin nasıl olacağı, projede hangi metodolojilerin seçileceği, proje sürecinin yani analizin, kodlamasının, testlerinin nasıl yapılacağı, proje yaşam döngüsünün nasıl sonlandırılacağı, ortaya çıkan ürünün müşteriyle nasıl buluşturulacağı gibi alt unsurları içeren, aslında projenin, daha doğrusu projeye dair bütün soyut kavramları içeren bir kültür olarak tanımlayabilirim. Güzel aslında. Yani bunlar aslında biraz böyle soyut kavramları, belki yazılımda da bazen o yüzden zorlanıyorum. Kafamda şekillendiremediğim zaman çok anlamlı olmuyor benim için. Unutabiliyorum çok rahat. Böyle dişlinin çarklarına benzetiyorum. Yani hani saatte de böyle çarklar vardır ve çalışır ya. Burada da senin anlattığın ekipler ve az sonra da konuşacağız. İşte analiz, designer, işte testçi, junior, senior yazılımcılar gibi insanlar. Bunların hepsi böyle yaptıkları görevler gereği de biraz çarkları aslında benim kafamda oluşturuyor ve birbirlerine girikler, böyle dönüyorlar. Bir tanesinde böyle bir takılma olduğu zaman aslında sistemin genelini de etkiliyor. O noktada diğeri o görevi alıyor falan filan gibi ilerliyor yani hani bütün sistemin sağlığı için. Ama ben bunu aslında bir noktada bir de takım olmak da diyorum. Biraz böyle futbolla ilgilendiğim için futbol takımına benzetiyorum. Yani hani orta saha var, defans var, işte kaleciler var ya da belirli görevler var ama futbolda da biri sakatlanıyor ya da yoruluyor, hemen onun yana kaydırıyor teknik direktör ya da kendisi kayıyor ve o açığı kapatmaya çalışıyor ya elinden geldiği kadar. Asıl pozisyonuna bırakmaması lazım ama oradaki takım arkadaşına da yardım etmesi lazım bütün takımın geneli için. Ben biraz da böyle de görüyorum bu konuyu. Şimdi bu noktada şey geliyor, senin de sunumunda dediğin T-shape olayı. Şimdi sen orada aslında T olmaktan da bahsediyorsun bir noktada. Zaten hani konunun başında da ben biraz da söylemiş ve o da hoşuma gitti. Yani bir noktada bir yerde derinleşmek ve hani o sen testçi konusunda herhalde görüyorsun. Çünkü hani test yapan ya da otomatize testler yazanların kod yazmayı da bilmesi, biraz tasarımdan da anlaması, o da buzuk gerekiyor gibi. Ve böyle hani biraz analizden de anlaması ya da işte işleri delege etmekten de anlaması gibi böyle bir T-shape olayı çıkıyor. Peki şimdi bu böyle, şimdi bu sunumla alakalı olan. Sadece gerçek dünyada böyle mi? Sen kendi tecrübelerinden şimdi bunu sunuma koymuşsun. Ne gördün de bunu sunuma koydun?
benim gördüğüm senaryolarda genellikle T olarak değil de böyle kalın bir kolon olarak iniyor aslında oradaki beceriler, beklenen beceriler. Yani bir kişi hem çok iyi analizci, hem çok iyi testçi, hem çok iyi kod geliştirici gibi şeyleri bir arada bekleniyor. Yani aslında bütün firmalarda değil de genellikle farklı elemanlara bütçesinin yetmeyen firmalarda genellikle beklenti bu yönde oluyor. Bir kişinin bütün sorumlulukları çok iyi yapması bekleniyor. Ya şimdi bunda bence çok büyük bir beis yok. O kişi, senin sunumunda da bahsediyorsun, demin senin de başına, yani anlattığın konuda senin de başına gelmiş, İşi ne kadar delege edebiliyor, yani paslayabiliyor. Tabii ki her şeyi bilebilir. Bunlar genelde işte projelerde ya da o üründe senelerdir çalışan domaine, belki kodun ilk yazıldığı günden beri çalışan abilerimiz, ablalarımız oluyor. Onlar olabiliyor. Zaman zaman bazen biz olabiliyoruz o. Yani ben paraşütte çalıştığım dönemde, çalıştığım projede çok başından beri vardım. Ve hani öyle bir noktaya geldi ki takım liderliği de yapıyordum ama hani orada hani böyle bir 360 derece görebilme imkanım oluyordu. Diğer yeni gelen arkadaşlara göre ya da kod yazmayan PM'e ve tasarımcıya göre. Ama hani tasarım yapmıyorum ama tasarım konuşabiliyorum. Hani PM'lik yapmıyorum ama üründe neyin yapılıp yapılamayacağına, olabileceğine de bir karar veriyorum. Çünkü o arkada teknik tarafta da bir sorun var. Kod çok gün kod yazmıyorum ama gene kod yazıyorum. Neyin nerede olduğunu biliyorum. Yani hani biraz böyle genel görüyorum ama ben buna hepsi benim, hepsini ben yapmalıyım deyip yaparsam o çok tehlikeli. Ne benim zamanım yeter buna, ne kalite olur aslında. Aslında onu biraz dağıtmak lazım ki sen de bu konuya çok fazla değinmem ama gene değindin yani. Hani o sunumda değindiğin bir nokta var. Ve burada aslında şeye de geçiyor. En hoşuma giden nokta o. Ekipte junior bulunması. Şimdi ekipte junior bulunması bu kadar önemli mi sence? Bence çok önemli. Çünkü yani piyasaya sürekli yeni junior yazılımcılar yükleniyor. Çok fazla sayıda. Ve seniorlerimiz ülkenin haliyle birlikte yurt dışına gidiyor. Böyle olunca ne oluyor? Ortamdaki senior azalıyor, junior çoğalıyor. Ya bu juniorların bir şekilde yetişmesi lazım. Yoksa yani sektörde çok uzun yıllar tecrübe edinmiş ama hala junior kalmış insanlar olabilir. Ve bu projelerin kalitesini etkiler. O kişinin yetiştireceği insanların kalitesi de düşer. Yani genel olarak bir kalite düşüşlüğü olur. Ama herkes junior'ı iyi yetiştirirse, her junior'ın iyi bir senior'ı olursa onlar gelecekte iyi senior'lar olur ve ülkedeki bilen insan sayısı artar. Bu çok önemli bir konu bence. Şimdi gidiyorlar dedin ya senior'lar için. Bu junior'lar senior olursa onların başı kel mi? Neden gitmesinler? Tamam, birilerini yetiştirsinler, öyle gitsinler. Tamam, buradaki konu zaten aslında şuradan çıkıyor. Senior'ların gitmesi konusu değil de junior'ların girdikleri projelerde aslında benim gördüğüm, benim başıma gelmedi ama gördüğüm çok fazla görev alamamaları. Görev alamadıkları için aslında belli bir şeyin içerisinde durmadan dönmeleri. Yani şimdi aslında ben yeni bir yazılımcıyı müşteriyle muhatap etmek isterim. Çünkü neyle uğraştığını görsün, bu bir. İkincisi, mümkün olduğunca çok hızlı bir şekilde yaptığı işin production'a çıkmış olmasını isterim ki gurur, yani o hoşuna gitsin çünkü kullanıldığını görsün. Yani ben de zamanında çalıştım. Kullanılmayan şeyler yapıyordum. Yok yani. Release olmuyor bir türlü. Kalıyorsun böyle, cevap da yok. Çünkü muhatap olabileceğin birileri yok. Yani bunlar oldu. Bunlar şimdiki zamanlarda bence daha fazla olmuyordur. Ama her ekipte olmalı mı? Bunu bilmiyorum. Yani burada aslında çok, sen zaten onu diyorsun, duruma göre değişebiliyor. Ama senin aslında değinmek istediğin nokta yetiştirme konusu. Ben bunu çok İyi anladım. Bu sadece bence şirketlerin kendi takımlarında değil de belki işte senin gittiğin bootcamp mesela, sen yeni bir yazılımcıyken sana farklı bir perspektif katıyor. Bunlara belki daha fazla emek sarf etmeleri gerekiyor şirketlerin. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sen bootcamp'lere gelmeden önce söylediğin şeyleri düşününce zaten aklıma direkt bootcamp'ler geldi. Aslında firmalar için de bootcamp'ler hem firmalar için hem de junior yazılımcılar için çok güzel aslında. Çünkü bootcamp'lerde hem yeni mezun olmuş ya da üniversite son sınıf öğrencisi, aslında tam böyle starter konumundaki insanları alıyorsun bootcamp'e. Kendi firmanın neye ihtiyacı varsa onları aşılıyorsun. Yani 2 aylık bir eğitimde kimse uzman olmuyor. Ama en azından o konular hakkında fikir sahibi oluyorlar. Ya da nasıl çalıştıracaklarını, ne yapacakları hakkında bir fikirleri oluyor en azından. Ve bootcamp'in sonunda başarılı bulduğun kişileri firmana aldığında da aslında çok sıfır bir insanı değil de senin ihtiyaçlarını bilen bir insanı firmana almış oluyorsun. Böylelikle senin firma teknolojilerin hakkında fikri olan birini de kendi projelerinde görevlendirmek de daha kolay olabiliyor. Yani firman hakkında hiçbir fikri olmayan birini tabii ki de nereye koyacağını bilemeyebilirsin. Ama bootcamp sürecinde
kişileri hem karakteristik olarak hem de bilgi birikimi olarak ölçme fırsatın oluyor ve bu kişi şu projede değerlendirilebilir diyebiliyorsun. Çok haklısın. Buna bir artı daha yapmak istiyorum. Özellikle yeni geliştiricilerin şirketlere girdiklerinden itibaren bir süre sonra bence daha böyle orta düzeye geldiklerinden sonra kendilerine dair bir şeyler yapmaları, işte senin yaptığın sunumlar gibi, toplulukta yer almak gibi, ne bileyim belki daha yeni gelen juniorlara bir şeyler öğretmek adına daha proaktif davranmak gibi. Yani kaldığınız şirkette yapılan yazılımda devam ederseniz o sizi çok hızlı bir yere götürmüyor ne yazık ki. Çünkü artık yani gündelik aynı şeyleri yapmaya başlıyorsunuz. Bu iş adı üstünde. Sizin daha farklı şeyler yaratmanız, çıkartmanız, sorgulamanız ya da ne bileyim artık böyle uydurmanız gerekiyor. Yani bizim meslek biraz böyle yapınca insanı daha hızlandırıyor ve ileri atıyor. Yeni çıkan belki bir framework'ü kendi gerçek projenizde denemeniz gibi. Hani böyle deneme yanılmalar yapmanız. Tabii bunları aslında şimdi şirketler yapıyorlar. Eskiden çok yapmıyorlardı. Ben bunu şirketlere de soruyordum işte. Free hani böyle bir işte hack week ne bileyim işte kendini geliştirme zamanı veriyor musunuz? De şimdi artık herkes veriyor. Benim gördüğüm haftalık veriyorlar ya da işte günün belli saatlerinde veriyorlar. Bunlar yoksa talep edin. Bu çok değerli. Çünkü siz onu akşam yapmıyorsunuz da aslında mesai saati içerisinde yapıyorsunuz. Artı şirkete de katmış oluyorsunuz. Yani bunu yapan şirketler çok fazla kendi içerisinde projeler geliştiriyorlar ve aslında yazılımcı da çekiyorlar. Ama bunlar artık bir artı olmaktan da çıktı. Başka bir şeyler de uydurmaları gerekiyor gibi. Bir de son olarak aslında şimdi burada senin sunumunda çok fazla şey var konuşulacak ama birçoğu teknik konu. Ben onları burada çok konuşmak istemedim. İnsanlar izleyip altına YouTube'da yorum yazabilirler ya da sana burada sosyal medyadan koyacağız, ulaşabilirler. Benim orada merak ettiğim bir soru var ki bu benim başıma da geldi. Şimdi benim hikayem şöyle. Ben paraşütte takım lideri olarak çalışırken iş görüşmelerine de giriyordum ve çok fazla iş görüşmesine gittim. 9 ay yaptım o görevi. Çok da fazla şey öğrendim. Benim ilk ve yani şu an son gibi duruyor. İlk tecrübemdi. Uzaktandı vesaire. Paraşüt de böyle bilinen bir firma olduğu için yeni satın alınmıştı o zaman mikro grup tarafından. Biraz ortalıktaydı yani. Böyle bir yazılımcı grubuna girdim. İşte paraşütte çalışıyorum bilmem ne şöyle böyle dedi. Orada şöyle bir soru geldi bana. İş görüşmelerinde ne yapıyorsunuz dedi. Dediler tamam mı? Şimdi ben özel olarak iş görüşmelerinde bir şey yani neye göre karar veriyorsunuz gibi bir soru geldi. Şimdi ilk önce HR bir görüşüyor. O okey dedikten sonra bize aslında biz okey diyoruz. HR görüşüyor ondan sonra bize geliyor. Ben kültür dedim direkt. Nasıl anlıyorsun kültürü dedi. Cevap veremedim. Yani böyle bir verebilecek bir cevabım olmadı açıkçası. Zamanla oldu, o gün olmadı belki. Ama ilk önce bir senden duymak istedim. Çünkü sen de şirket kültürüne uygun kişileri şirketimize dahil etmeliyiz ki şirket kültürü inşa edebilelim diyorsun sunumunun sonlarına doğru. Burada ne demek istedin? Biraz açar mısın? Şöyle bir örnek verebilirim bunun için. Şimdi genellikle doğru kişi denildiğinde insanların aklına hep en iyisi, işte en iyi kod yazan, en iyi bilmem ne yapan onlar gelir genellikle. Ama insanları var eden tek şey ne bildiği değildir aslında. Onların davranışları, hareketleri, her şeyi insanı var eder. Ve bir kişi çok bilgili olmasına rağmen sizin ortamınıza uyum sağlamayabilir. Burada aslında genel bir tanım yapmak zor çünkü her firmanın kültürü kendine ayrı olduğu için bir örnek verdiğinde başka bir firmaya uymayabilir. Böyle bir durum oluşabilir. Burada kendi şirketimizin kültürü nedir? Nasıl birini arıyoruz? Örnek veriyorum. Uyumlu olması çok önemlidir. Mesela bazı firmaları duyuyorum ben. Egoist olmaması bizim için çok önemlidir deniliyor. Bir kişi çok bilgili olmasına rağmen egoist olduğu için bize uymayacaktır ve o yüzden biz o kişiyi değerlendirmiyoruz. İşte eliyoruz falan diyebiliyorlar. Burada şirketin iyi kod yazmak ya da iyi bilmem ne yapmak dışında önem verdiği şeyler nelerdir? Bunlar kültürü oluşturur. Bir de sadece iyi kod yazanları değil de örnek veriyorum iletişimi çok güçlü olması da bizim için bir artı olabilir. Çok iyi kod yazmıyordur. Öğrenme kabiliyeti vardır. Bu da bir artı olabilir. Böyle şeylere bakıp değerlendirmek gerekir. Değil mi? Biraz diyalogla geliyor aslında. Yani orada ben o gün cevap veremedim. Yani verdim aslında da fark ettiğim sonra aslında biraz daha fazla soru sormakla, kişiyi anlamaya çalışmakla ilerliyor. Yani aslında insanların büyük bir kısmı biraz tedirgin olabiliyorlar. Yani hani görüştüğünüz kişiler özellikle mesela bunun iki yüzü var. Birincisi ki de tarafı var bu deneyim. Birincisi ya çok deneyimsiz oluyor, konuşamıyor. İkincisi önceden sizi araştırmış oluyor, sizden daha deneyimli oluyor, konuşmuyor. Şimdi bunu iyi yönetmek gerekiyor. Zaten hani baktığınızda
yani Junior konuşmaya heveslediyse tamam zaten biz nasıl olacak falan gibi diyorsun. Öbürü de o yani bu böyle artistlik yapacaksa işimiz var diyorsun yani sonuçta. O yüzden hani böyle biraz daha o ya tabii yani şöyle bir durum da olabilir. Tabii ki yani yan kültürüne hiç uymayan birini de seçebilirsin. O an çok ya da kültürüne gerçekten uyan ama o gün gününde olmayan birini de seçmeyebilirsin. Bunlar zaten %100 olan şeyler değil ve senin de dediğin gibi kural da değil. Ama hep şöyle oluyor ya aslında şirketi birileri kuruyor. Onlar belli bir kültürde olan insanları işe alıyorlar. Onlar kendi kültürlerine benzer işe benzer. Hep zaten benzerler olmaya başlıyor ama bir matematik yok yani. Kendi kendine böyle gelişiyor. Ben daha böyle işte kendini proaktif olarak geliştiren, iş dışında da bir şeyler yapan, yazılımla alakalı olsun olmasın bir şeyler yapan insanlar benim ilgimi tırnak içinde daha fazla çekiyor. Eğer yaptığı yazılım beni çok fazla tatmin etmiyorsa yani kariyeri. O yönden de şans veriyorum ve yani bu zamana kadar da aslında yanılmadım. Ve yani çok çok başarılı arkadaşlarla çalıştım ve hala da arkadaş olarak da görüşmeye devam ediyorum. O yüzden yani hani biraz daha böyle galiba ben de büyüklerimden böyle gördüm durumu olabilir. Kültür meselesi gerçekten çok önemli. Yani dediğin gibi o takımı da dağıtabilir ve işleri de gerçekten yokuş aşağı böyle çok kötü duruma da götürebilir. Valla halbuki güzel bir sohbet oldu. Ben de konuştum biraz hani sen de rahatla diye. Çünkü bu tarafta ben seni hazırlıksız sorularımla getirdiğim için çok böyle üstüne şey yapmayayım dedim. Bir tane daha şeyi merak ediyorum. Şimdi bundan çıkıp sunumdan çıkıp direkt sen şey demiştin ya. Ya işte çalışıyordum işim uzaktı o yüzden görev alamıyordum bilmem ne. Remote çalışmaya dönünce sen yazılımı sevdiğini böyle düşünüyorum ben. Bu nasıl oldu? Yani hani şimdi remote çalışmanın, uzaktan çalışmanın seni yazılımın sevdirmesi ne alaka diyeceğim. Nasıl oldu yani? Önceki firmamda ofisin çok uzak olduğundan bahsetmiştim ve benim çok erken kalkmam gerektiğinden, erken yatmam gerektiğinden, eve çok geç geldiğimden bahsetmiştim. Bunlar gerçekten insanın çok enerjisini tüketen şeyler ve şu duygu çok kötü bence. Sadece çalışmak için yaşamak hissi. Aslında pek çok insan bunu yaşıyor ve yaptığı işi sevse bile sadece biri için çalışmak için yaşıyor hissine kapıldıklarında gerçekten mutsuz olabiliyorlar. Ve bu beni çok mutsuz ediyordu. Remote çalışmak bana ne kazandırdı? Bir kere evimdeyim ve çok erken kalkmam gerekmiyor. Erken kalkmam gerekmediği gibi istediğim saatte yatabiliyorum. Çünkü bütün gün benim oluyor. Onun dışında saat 5:30-6 dediğimde artık mesai kaçta bitiyorsa benim mesaim bitmiş oluyor ve ben evde oluyorum. Bu çok güzel bir şey benim için. Ya beni çok mutlu eden bir şey. Gün içerisinde fiziksel olarak çok yorulmadığım için de mesaim bittiğinde de benim hala bir enerjim kalıyor ve farklı bir aktivite yapmak istediğimde hem enerjim oluyor hem vaktim oluyor. Bence mükemmel bir şey. İleride şey düşünüyorum böyle çok iyi bir firmada çok iyi bir fırsat yakalayıp ya da çalışmak istediğim bir yerde bana artık ofise gelmen gerekiyor dediklerinde ne yaparım diye biraz kara kara düşünüyorum. Herhalde orada da hibrit olsun diye bir pazarlığa falan girerim muhtemelen. Aynen şimdi ben sana onu soracağım aslında. Şimdi bu anlattıkların çok güzel. Ben de çok katılıyorum. Yani benim şirketim zaten distribütör dağınık. Ama çoğu İsveç'te. Ben Ordu'nun bir ilçesindeyim. Fakat bir süre sonra fark ettim ki evet çok güzel ama insan görmeliyim. Yani ben o çalıştığım insanlar sanal robot böyle yani hani ChatGPT çıktı ya şimdi. Yani onun gibi geliyor ama onlarla görüştüm ettik böyle iki kere fırsat oldu arka arkaya. Onlar İstanbul'a geldi biz İsveç'e gittik falan çok keyifliydi. Bunlara hiç şey duymuyor musun? Ve duyuyorsan neler yapıyorsun bu konuda? Ya da yapıyorsunuz. Bazen şey oluyordu. Böyle ya bir insan görsem falan ya da yol üstünde 5 dakika karşılaştığım biri olduğunda böyle saatlerce lafa tutmaya çalışma gibi şeylerim oluyordu. Buna da şöyle bir çözüm getirmeye başladık. Kayseri'de olan ve benim gibi remote çalışan ve insanla konuşmaya hasret kalan kişilerle bir topluluk kurduk yazılım üzerine. Artık 2 haftada bir bir kafeye gidiyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Sanki böyle ofisten arkadaşımız varmış gibi falan oluyor. Ve dışarı çıkmış oluyoruz. İnsan içine girmiş oluyoruz. Onun dışında Kayseri'de herhangi bir etkinlik olduğunda mutlaka katılıyorum. Zaten enerjim olduğu için farklı etkinliklere de katılabiliyorum. Böylelikle sosyal yönümü de besleyebiliyorum. Evet, bu etkinlik meselesi çok güzel. Aslında tamamen bu etkinliklerin içerisindeki teknik konular çok önemli ama remote çalıştığımız için birbirimizi görebilmemiz için büyük bir şans. Tamam belki benim gibi uzakta olanlar var. Bunların göbeği Ankara'da ve İstanbul'da oluyor genellikle. Ama yine ayda bir yani gücümüz yettiğince zamanımız ve maddi imkanımız
oralara gitmek, hatta belki konuşmacı olarak gitmek bence büyük bir fırsat. Bak siz çok güzel bir şey yapmışsınız aslında. Ben bu cevabı beklemiyordum senden. Tam şeye hazırlanıyordum. Şirket olarak bir şey yapıyor musunuz? Yani yolda birini görüp, ya ben de annemle babamla muhabbet ediyorum ya da herhangi biriyle, onu demiyorum yani. Yani aslında demeye çalıştığım o değildi. Sektörel demeye diyecektim ki siz öyle kendi çözümünüzü bulmuşsunuz. Çok güzel bir çözüm. Keşke ben de yapabilsem. Ama ne yazık ki nüfus olarak öyle bir şey yok. Birkaç tane yazılımcı arkadaş varmış buraya ünye gezmeye geldiklerinde ailelerin yanına. Ya denk geldik onlar ya da geldiler ve ben çok mutlu oldum. Geldik bizim evde çalıştık falan böyle yani hani onları misafir ettim. Çok keyifliydi öyle yemeği yedik falan. Ama ben de elimden geldiğince etkinliklere gitmeye çalışıyorum artık yani hani çok 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 fark ediyor. Şirketle yapmıyor musunuz? Mesela şirket durumu daha da başka mesela. Hani ben mesela onları hiç görmeden başladığım için artık 9. 10. ayda beni çok etkilemeye başladı. Yani çalışamaz hale geldim ve bir şekilde şirket summiti oldu. Biz İsveç'e gittik, bir hafta çalıştık. Ben sanki şirkette yeni başlamış gibiydim. Ondan sonra onlar İstanbul'a geldiler ve bir daha bayağı bir şey oldu. Şu an çok iyiyim yani. Bir daha bir yerlere gidilecek falan bu yakınlarda inşallah. Oluyor. Sizde durum nasıl? Nasıl bakıyorlar yani? Şöyle, ben remote çalışabildiğim için rahatlıkla seyahat edebiliyorum farklı şehirlere. Öyle olunca da bir şehre gideceğim zaman hemen ekibe yazıyorum. Bu şehirde olan var mı? Yazıyorlar. Gidiyorum ve onlarla yüz yüze mutlaka çalışıyorum. Aman tanışıyorum. Çalışıyorum demişim. Süper. Evet. Tam aynen bizimkilerin de yaptığı bu. O bizimkiler onu ülke bazında yapıyorlar yani. Bizde de Türkiye'de bir 5-6 kişi var. Şu Ankara ve İstanbul'a dağınığız biraz. Bursa falan. Hani bir araya gelmeye çalışıyoruz ama genelde biz toplaşıp bir yere gidip o yurt dışında öyle oluyor galiba bizimki. Ama çok yeni. Yani bizim tabii Türkiye ekibi daha yeni, bir senelik bir ekip olduğu için tabii oturmadı düzenimiz ama sizinki gibi de olacaktır bizimki mesela yani muhtemelen. O bayağı bir senin de değil mi hani böyle yazılım sevmek diyorsun ya daha da sevdirmeye başlamıştır. Aynen öyle. Süper. Valla benlik bu kadar halbuki. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben çok kısa bir şey eklemek istiyorum konuştuğumuz konular hakkında. Bu T gelişme hakkında konuşmuştuk. Şöyle bir tespitim var benim. Belki birileri ilgilenir. Şimdi genellikle pek çok alanda az bilgi sahibi olup bir alanda uzmanlaşmayı savunuyoruz ya. Burada şu anda sektörde şey çok kıymetli. Koddan anlayan analizci çok kıymetli. Yani biraz kod background'ı olan birisi analize geçmek istiyorsa bence kesinlikle geçebilir. Çünkü hem koddan anlayan, o dili anlayan, bir kod geliştirici nasıl düşünür onu bilen birinin analiz yapması çok kıymetli oluyor. Hem öyle var, çok katılıyorum, çok güzel bir tespit. Hem de biz üretim bandı olarak iki kere galiba Eranlar PM'ler için teknik şey verdiler. Eğitim içeriği verdiler. İşte bilgisayar nedir? Backend, frontend nedir? Bunlar birbirler arasında nasıl konuşur? Client nedir? Server nedir? Gibi böyle. İki kere yaptılar. Herhalde gene yapacaklar. Bu ben de bir ara bir yapmıştım. Kendi tanıdığım PM'lerle. Gerçekten çok heveslilerdi bu konuya. Hiçbirinin çünkü technical background'u yoktu. Ve hani senin dediğin gibi tam tersi, yani teknikten gelip analizde dönen de zaten böyle bir şeye ihtiyaç çok biliyor. Ama evet öyle bir ihtiyaç olduğu ve olacağı da aşikar. Yani PM tarafında da öyle. Analist yani hani teknik PM de olabilir. Teknik business analist de olabilir. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok güzel bir bölüm oldu. Bugün de arkadaşlar Aybüke Arpacı'yı ağırladık. Sizlerle bir başka bölümde görüşmek üzere daha. Hoşçakalın.